Evet arkadaşlar şimdi de akarsu birikim şekillerinden bahsedeceğiz. Yine hatırlatma olmadan geçmek istemiyorum. Ne diyeceğiz? Akarsu aşınım şekillerinde eğimin arttı ya da eğim sağları düşüneceğiz. Akarsu birikime geldiğimiz an neyi düşünmemiz lazım? Eğimin artık azaldığı alanlardayız. Lütfen bu önemli bir detay. Bu detayla çok daha rahat soru çözümü yapabilirsiniz. O yüzden bu bilgiyi unutmayın. Şimdi akarsu birikim şekilleri. Akarsuların güçlerinin azaldığı yani bu neyin ispatı? Eğimin de azaldığı sahalardır. Yani burada verdik zaten yatak eğimin azaldığı alanlarda. Veya taşındığı yük miktarının artması sonucunda biriktirme şekilleri oluşturmaya başlar. Neden yükün artması bu anlamda akarsuyu yoruyor? Çünkü yük arttıkça akarsu bu anlamda enerjisini ne yapacaktır? Tüketmeye başlayacaktır. Bu da onun zayıflamasına ve yavaşlamasına neden olacaktır. Yavaşlaması demek de zaten ortamda hemen birikimin başlaması anlamına gelecektir rahatlıkla. Peki birikinti konisi nedir? Akarsu birikim şekillerinin ikiği olan birikinti konisinin ne gibi özellikleri vardır? Bunlar karşımızda hangi detayları çıkartabilir? Onlara bir bakalım. Akarsu yatak eğiminin azaldı. Bakın yine vurgu yapıyorum. Yine eğimin azaldığı noktalardayız. Dağ eteklerinden taşıdığı malzemelerin çökelmesiyle oluşan birikin alanlarıdır. Birikinti konileri bir iki diğer ve daha eteği ovaları şeklinde de farklı isimler alabilirler. Görüyorsunuz Sultan Dağları'nın örnek verdim ben. Dağlardan inen ve imin azaldığı sayı gören alevyonlar ne yapacaktır? Bir yerde toplanmaya başlayacaktır. İşte bizim bunlara ne diyoruz? Birikinti yelpazeleri, birikinti konileri diyoruz. Bu alanların sık sık sel taşkınlarına, heyelanlara... Taş ve kaya dökülmelerine maruz kaldığını söyleyebiliriz. Depremde yıkım etkisinin fazla olduğu alanlar olduğundan yerleşmeye uygun değildir. Lütfen gidip yerleşmeyelim bu alanlara. Daha iç ovası? Dağ içi ovası ise adından belli olduğu üzere ovalık sahalardır. Ovalık sahalarda genel olarak birikim karşımıza çıkacak zaten. E o zaman ne diyeceğiz hemen? Eğim azalmış mıdır, artmış mıdır? Evet, duyuyorum. Eğim azaldı. Artık bunu çok iyi aklımızda tutmamız gerekiyor. Dağlık alanlardaki yamaçlardan inen sel ve akarsuların getirdikleri alüvyonları çukurluklara doldurmasıyla oluşurlar. Örneğin fayatlarında oluşan muş, erzincan ve bol ovaları gibi. Yine örnek burada verildiği üzere fay kaynaklarından çıkan yine akarsuyun oluşturduğu birikimlerle oluşmuş dağ içi ovalarıdır. Delta ovaları ise akarsunun göl ya da denize ulaştıkları yerlerde getirdikleri alüvyonların çökenmesiyle oluşan ovalardır. Buna iki önemli örnek Bafra ve Çarşamba Ovasıdır. Delta oluşabilmesi için hemen yıldızımızı koyuyoruz arkadaşlar. Yıldız bu anlamda bize neyi verecek? Çok detaylı ve önemli bir bilgideyiz. O yüzden delta ile ilgili sorularla Öncelikli olarak bunlar karşımıza çıkacak. Nelerdir onlar? Hemen bir göz gezdirelim. Kıyıda gel git etkisi Az mı olmalı çok mu olmalı? Tabii ki az olmalı. Çünkü kıyıda gelgit etkisinin çok olduğu alanlar genellikle okyanusal alanlardır. Türkiye okyanus ülkesi olmadığı için bu anlamda delta yoğun olarak görebilir. Harita bilgisine dönüş yaparsak harita bilgisini zaten delta ve harici kıyaslamıştık. Türkiye'de hangisinin olmadığını biliyorduk. Haricin olmadığını biliyorduk. Delta'nın ise yoğun olarak olduğunu biliyorduk. Hatta bununla ilgili Türkiye'nin en önemli ve en büyük kıyı ovalarından bir tanesi olan Çukurova tamamen delta oluşumuyla oluşmuş bir ova türüdür. Lütfen unutmayalım. Denizin derinliği az olmalı çünkü birikim yapacak. Akarsu bol alüminyum taşımalı çünkü o malzemeleri bir yerde yığması gerekiyor. Az malzemeyle bunu gerçekleştirmesi mümkün değil. Kıta sahanlığı geniş olmalı ki bu anlamda yayılım yapabilsin. Kıyıda güçlü deniz akıntıları olmamalı. Olursa ne olur? Biriken sahayı ne yapacaktır akıntı? Alıp tekrar okyanuslara deniz içine götürecektir. O yüzden güçlü akıntılardan uzak alanlarda delta oluşma ihtimali çok daha yüksektir arkadaşlar. Delta'da arkadaşlar şekilde değerlendirmemiz gerekirse Karsor'un getirdiği malzemeleri deniz içerisinde yığarak oluşturduğu alivyon tabanlı alanlar. Biz bunlara ne diyoruz delta ovaları? Delta ovalarına yerleşelim mi? Hemen aklımıza böyle bir soru geldi. Nasıl değerlendirelim? Şimdi görüyorsunuz deniz içerisinde bir birikim var. Su kütlelerinin olduğu alanlarda yerleşmek her zaman sıkıntılıdır. Ki Türkiye deprem ülkesi olan ülkeler arasında olduğuna göre herhangi bir depremde yan basınçlarla oluşan sarsıntılarda bu alan oldukça riskli. Lütfen buraya koca bir çarpı koyuyoruz. Yerleşmeyelim. Peki tarım yapalım mı? Evet tarım yapabiliriz. Neden derse yine ne diyeceğiz? Oldukça verimli minerallerden, malzemelerden oluşmakta. Neden? Akarsu geçtiği tüm iklim alanlarının özelliklerini buraya biriktirmiş ve bu alanı özel kılmıştır. O yüzden tarım için oldukça güzel alanlar olmasına rağmen yerleşme için Mümkün değildir bu olanlar çünkü deprem ve benzer risklerde bu olanların su altına gömülmesi çok da yüksek ihtimaldir. Irmak adası yine akarsu birikim şekillerinden. Bakın bir ada oluşturmuş. Irmaklar üzerinde oluşan bu küçük küçük toprak yığınaklarını biz ne diyoruz? Irmak adaları diyoruz. Bunu bir gün görüp ertesi gün orada olmadığını da görebiliriz. Neden? Çünkü kolay birikip tekrar kolay akarsu debisindeki bir artışla yok olabilecek sahalar olarak karşımıza çıkacaklar. Bunlar da. Yine akarsu tam genişlediği yerlerde kum ve çakıl yığınlarından oluşan adıcıklardır, tümseklerdir. Bazılarının üzerinde bitki örtüsü bile gelişebilmektedir. Bazı arazilerde bunları da rastlayabiliriz. Tamam seviyesi ovası ise... Yine adından belli ova. Yine birikimdeyiz. Demek eğim mutlaka mutlaka az. Bakın görüyorsunuz akarsu zaman içerisinde geliyor geliyor. Deniz seviyesine yakın yerde yani eğimin azaldığı yerde bir taban seviyesi oluşturuyor. Ve bu oluşumun üzerine biriken alivyonlar da bize taban seviyesi olasını verecek. Türkiye'deki en önemli örneklerden bir tanesi ve yine karşınıza çok çıkacak örneklerden bir tanesi Sakarya Ovası'nın örneğidir. Lütfen bunu da unutmayalım. Akarsu sekisi. Peki Seki deyince aklımıza ne gelecekti? Hemen bir geriye dönelim. Menderes ve Seki'de akarsiyonun hem aşınım hem de neyi vardı? Birikim şekilleri vardı. Yani akarsiyonun hem aşınım hem de birikim yaptığı sahalarda Menderes ya da Sekiler görüyorduk. Şimdi Sekilerin ne olduğunu detaylandıralım. Görüyorsunuz S1 S1 dedik biz. Bakın buradan bir akış var eğim fazla. Eğim az, tekrar eğim fazla. Yani kanyon vadinin, kanyon vadinin tarzında bir oluşum var. Yani basamaklı bir görüntü var sağda. Peki bu görüntü deniz seviyesine yaklaştığında neler oluşuyor? Akarsu sekilleri oluşuyor. Akarsu yatağında biriktirdiği alüminyumlar tekrar akarsuyun canlandığı zamanda derinleştiriyor yatağını kazarak. Bunun sonucunda eski vadi tabanı yamaçta bir basamak halinde kalıyor. Biz buna taraça ya da akarsu seki diyoruz. Unutmamız gereken önemli bilgi Menderesler'de ve Sekiler'de ne vardı? Akarsu'nun hem aşınım hem de birikim şekillendirmesi mevcuttu. Her ikisi de var yani lütfen unutmayalım. Akarsu sekilerin oluşumunda regresyon yani deniz nesiydi arkadaşlar bu? Gerilemesi ya da çekilmesi. Transgresyon ve regresyonu karşılaştırmıştık iç kuvvetlerde. Regresyon deyince aklımıza deniz gerilemesi gelecek. Yani sekileri oluşturan alt başlıklardan bir tanesi regresyondur. Hemen altında kaptür ya da akarsu kollarının birleşmesi akarsu tekilerin oluşumunda önemli başrol elemanlarındandır. Yine iklim değişikliği de akarsu tekilerin oluşması için önemli ve yeterli detaylardan bir tanesi arkadaşlar. Müzik